Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Dal olacak. Ben de Süleyman Zayt olacak. Arkadaşlar yeni videomuzla beraberiz. Süme kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün yeni bir araç alacağız. Yeni bir araç alacağız. Araba değil. Bu ne kardeşim? Otokurtarıcı. Otokurtarıcı çekici alacağız. Zaten şu zamana kadar otokurtarıcı çekici aldık. Fakat bugün en ilgincini alacağız. Nereden alacağız kardeşim arabayı? Çöplükten alacağız. Çöplükten otokurtarıcı bulacağız mı diyeyim, alacağız mı diyeyim, çalacağız mı diyeyim. Çalmam almam bize uymaz tabii. Doğru mu kardeşim? 35 bin TL'ye çöplüğe atılmış, hurdaya bırakılmış. Hangi marka kardeşim? Gazelle. Gazelle marka 2006 model çift teker 5 vites, doğru mu kardeşim aracımız? Evet. 189 binde bir araba alacağız. Bu araba çöpe atılmış, çöpe terk edilmiş. Sahibi de getirdi bize hurdayı 35 bin liraya sattı. Hayırlı olsun kardeşim, doğru mu kardeşim? Bize hayırlı olsun, halimize hayırlı olsun yeni çekicimiz. Şimdi arkadaşlar bu arabayı olduğu yere gideceğiz. Mağaza sahibi dedi ki abi kışın, yazın fark etmeksizin suyun içine girdiğinde tek marş çalışıyor. Doğru mu Süleyman kardeşim? Doğru. Öyle dedi arkadaşlar bize. Yani biz de inandık tabii ki. Eğer öyleyse eğer çok güzel. Çünkü zaten gazelli arabaların özelliğini araştırdık. Gazelli arabanın özelliği en belirgin özelliği Rus arabası olduğu için. Rus'a da çok soğuk olduğu için tek marş çalışmasıymış. Doğru mu kardeşim arabanın özelliği? Tabii inşallah Allah'ın izniyle bir sıkıntı yoksa, aküsü de bitmediyse arabanın yanına gideceğiz. Etrafında çöpler varmış. Çöpleri temizleyeceğiz. Arabamıza bir gideceğiz. Doğru mu kardeşim Allah'ın izniyle? O zaman arkadaşlar laf fazla atmaya gerek var mı arkadaşlar? Gerek yok. Arkadaşlar laf fazla atmaya gerek yok diyoruz. Sizlerden bu videomuzda tam tamına 3000 adet beğeni bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorsun. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Hadi geçelim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızı aldık geldik. Geçen seferlerde burada BMW E33 çıkmış. Doğru mu kardeşim? Bu abiler geçen sefer burada içine abiler vardı. Onların arkadaşlarıymış. Alkol içiyorlardı. Burada alkol içmişler. Bak kardeşim 55 adam. 3-2-1 aracımız orada. Yakınlaşın kardeşim. Burada alkol içerken bu çekici buraya bırakmış gitmişler. Aracımız şu anda altı maliyeti gözüküyor. Bir arabamızın yanına doğru gidelim mi kardeşim? Ne kardeşim? Evet. Kostana oğlum niye korkuyorsun? Evet, orada korkuyor abi bizim biri vardı dedi. Bu adamlar burada içiyormuş alkol, içmiş. Çekiciye ne oldu bilmiyoruz. Çekici sinirlenmiş herhalde, bırakmış gitmişler. Lastikleri sağlam duruyor. Evet. Ama tepelenması çalmışlar. Bu araba tepelenması yok. Tepelenması çekici mi olur? Olmaz. Çalmışlar. Bakalım. Ben şeyden korkuyorum kardeşim. Vinci var ya arkadaki vinci. Onu çaldılarsa bitiyiz. Doğru mu dostum? Bakalım bismillahirrahmanirrahim. Kaç üstüne çalmış olabilir? Burada çöpler koymuş. Hayat onu iyi yapmışız. Anam bir tarafa gidelim mi? Boşak şuraya. Boş paket. O su içecek miydin abi? He? O su içecek miydin? Yok abi ben sana. Evet bunu buraya tahta atmışlar. Ve maalesef ki çeker altta çalınmış. Araba zaten çekicilik bir şey kalmamış gibi boş kasası var arkasında. O da yamuk yumuk olmuş. Mesela tozlu toprağın içinde bir çıkmış. O onu koparıp oraya atmışlar. Büyük ihtimalle arkadan bir şeyler çıkmış. Kesin onun ayağı çıkmış. Yok iyi Allah'tan ayakları duruyormuş. Ayaklar Allah'tan duruyor. Gel kardeşim. Ama lastik patlamış mı şu? Yok değil mi bu? Arkadaş aracımız 2006 model ama bu mahvolmuş ya bu. Kesme falan yapmışlar. Ama yine para eder misin arkadaşım bu araba? Satılır herhalde. Lastiğin biri bu da sağlam. Ama bu araba buradan çıkamaz geri geri. Süleyman kardeşim, aa bak ora bak biri de oraya vurmuş bak. Gördün mü? Camını oraya delmiş. Ne yapacak abi? 2099 yazmış. Kasa nasıl ya kardeşim? O zaman kardeşim bak biz bu arabayı buradan binemeyiz. Ben de ne yapabilirim? İlk başta çalışıp çalışmadan kontrol edelim. Doğru mu Ahmet kardeşim? Ondan sonra bunları temizleyelim. Hadi bakalım çalışıyor. Arkadaşlar şimdi aracın yanına geldik, çalıştıracağız. Kapılar falan açık fakat anam oğlum bu içinde plakasını da buraya atmışız. Demir sopa lan bu da. Kafayı vursa mahveder adamı. Fakat anahtarı yok. Mağaza sahibini aradık abi, anahtarı üstüne dedi. Sonradan adam dedi ki oyun kafam güzel dedi. Kapılarını açık bıraktım dedi, anahtarın nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Sonrasında biz tekrar aradık arkadaşlar. Biz sabahtan beri üzülüyorduk. Biz bu arabayı burada bırakacağız. Çekiciyle götürmek zorunda kalacağız diye. Tekrar bir çekici çalacağız diye. Ve öğrendik ki arkadaşlar aracımız anahtarı neymiş kardeşim? Şahsi şeyin. Dedi ki çekicinin sağ kapısını oraya gidin dedi. Tam burayı işaret etti. Bu bölmede sabahtan beri şuralarda dedim Allah burada nerede anahtar olabilir? Şöyle gel kardeşim içeri gir içeri gir. İçeri yaklaş kardeşim. Buraya anahtarı koymuşuz. Bu anahtarı alıyoruz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şu an sizle beraber ilk maaşı basacağız. Şu bir yolda bir şu tarafa doğru. Bismillahirrahmanirrahim. He? Kapıyı aç da bakalım. Şimdi kapıyı açıyorum. Aküsü var mı? Var. Eksik falan gözüküyor mu? Yok. Yağına suyuna bak bir. Yağ var mı? Yağ çubuğu nereden? Suyu var mı? Vallahi bilmiyorum. Bir basayım mı marşa? Bas bakalım.
Yağmaz suyuna bakmadı ki. Çekilin böyle, çekilin abi. Ses geldi. Evde de şerden aracım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1... Hafta bir kayışası var, o da gitti sanki. Hafta bir kayışası var, o da gitti. Ama bak fanı görüyor musun? Acaba bunu alttan bir yere mi bulmuş acaba? Buraya niye attı? İlk defa adam onu anlamadım. Aracımız çarşılarda kalsın. Ağzı ısınsın. Biz de o sorduk. Bunları buraya kapat. Bunlar deniyor ama tut. Geri gel. Arkadaş arabada neresi hiç fren yoksa Ahmet kardeşim benimle gel, sürüm arkadan arabayı bizi takip etsin. At da kardeşim at. Arkadaşlar evde meşe daha üstüne aram dedik. Buna çıktık. Hararet bozuk. Ya da hiç yağlamasa yanmıyor. Yağlama yapmıyorum acaba. Oradan dönebilir miyim? Süre kule hesabına çıkamam. Burada gidiş yok. Bu yolu da kapatmışlar. Büyük ihtimalle o yol kapalı diye çıkamadım adamlar orada. Orada. Bak sen şunu başını yeni açmışsın. Kuleysen basın lazım. İşte. Arabanın yürüyeni... Taşa girecek. Arabanın yürüyeni... İş olmalı. Abi direksiyon bu sorun çok kötü. Arabanın. Sen arabanın gittiğine dua et. Vallahi arabanın gittiğine dua ediyorum da. Fren mi ne? Bak bak. O fren şöyle basıyor, tadik de tutuyor. Geliyor mu gidiyor. Basma abi o zaman. Abi defrasyon iyi. Geçen gün Şahin aldı, katıyor mu karışmış adilerden? Senin kuzenlerden. Şeref Simon defrasyonu daha az ütüyor. Bu ne lan bildiğin bu da. O diğeri türkü söylüyordu, bildiğin bağırıyor, çağırıyor, sövüyor bize. Acaba bu adama falan bunun... Şimdi bak, adama bizi görüntüyü çekiyor he. Hayır bizi kameraya alıyor. Hayır bizi gizliyle kameraya alıyor. Çekili çalıyor zannediyor herhalde de. Görüyor musun? Çek onda çek kardeşim. Adam telefon oynuyor abi. Ne oğlum bizi kameraya alıyor. Bak, kameraya çekiyor bizi. Bak kameraya çekiyor oğlum. Niye adam görüntülü konuşuyor abi. Ya saçmalama oğlum. Adam niye kamera çekiyor? Bizim çekici çaldığımızı düşünüyor şu anda. Orada çekici yatıyor ya. Adam çaldığımızı düşünüyor. Aynen abi. Abi bu camı tornavida koymuş ama tornavida çıksın. Çıkartma. Abi çok kural. Bu araba bir şey yaramaz ki kamu ettikten başına değil mi? Nasıl gidiyor? Ölüm paket. Araba çekişi güzel. Abi şimdi araba
sağ bir gidiyor var ya, sana şimdi kendim direksiyonu zor tutuyorum ama sağa kaçıyor. Bir dış çekimi alalım mı kardeşim? Dur şurada hafif edelim mi? Sen at da kardeşim beni dıştan çek. Elmaya soyarım, kara dumana boğarım. Kardeşim, aracımız çok aşırı kara dumana atıyor. Neden kardeşim? Enjektörlerde sıkıntı var. Ama aşırı atıyor değil mi? Ben de yarıştım. Kara gazı vereyim mi? Arkadaşlar şu anda aracımızın yanına geldik. Cidden çok bunaldım arabanın içinde. Cam açık oldu halde acayip bunaldım. Ve çevirme verme insanı aksiyona soktu. Şimdi arkadaşlar sen şu anda ne yapıyorsun kardeşim? Akü sıkıyorum da kutu başları çıkmıyor. Kutu başları çok sık o zaman. Evet, gevşetelim. Gevşetelim çünkü akü alalım. Çalınma falan istihbarıyla olacak olur mu kardeşim? Evet. Çekicimizin yüreği nasıl? Yüreğin düzgün fakat diferansiyelinde bir ses var. Motoru çok güzel bence çekicinin. Tek marşlar şu. Aküsü de güzel de. Bir bakıma ihtiyacı var yani. Ama satılır mı çekici? Doğru mu kardeşim? Evet. Satılır da binir de. Hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Allah tutulmaz işler atıyoruz. Söme kardeşim. Laf alakına gerek var mı kardeşim? Çöplükten aldık arabamızı. Yetirdik evimizine kadar. Videonun sonuna geçelim. Arkadaşlar şu anda evimizin önündeyiz. Bak şunu çekeyim ben onu. Kamera çevireyim. Şu anda evimizin önünde çevireyim. Buraya aldık gerek zaten bu şekilde. Bayağı zorladı bizi getirtemeden ama Allah'ın izniyle getirdik. Yerinde koyduk. Doğru mu kardeşim? Çekicinin yerine attık burası. Doğru mu? Diğer çekicimiz de orada. Onun üstünde BMW var. Laf alakına gerek yok. Arkadaşlar videonun sonuna geçelim mi sonra kardeşim? Geçelim hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz sonra gelirse bir hikaye bakın. Sakın anlamadın. Süme geçmeden arkadaşım. Görüşürüz arkadaşlar. Süme de görüşürüz arkadaşlar. Ben dedim ki videomuzu beğensiniz. Like etmeyi. Hala kaçak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süme geçmeden ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Video arkadaşlar burada. Bitiriyor.